Manşete hoş geldiniz. Gerçekten son derece kritik günler yaşanıyor Türkiye'de. Ve elbette biz de buradan kaygıyla takip ediyoruz. Türkiye'deki, burada kendime pay çıkarmak için söylemiyorum. Türkiye'deki çoğu siyasetçi ve gazetecinin, akademisyenin, analistin gelişmeleri doğru okuyamadığını görüyorum. Bazen içindeyken gelişmeleri doğru okuyamıyorsunuz. Hatta böyle Avrupa'da belli yerlere gelen, ne bileyim Almanya, Fransa, İngiltere yapan insanların birkaç gün Türkiye'den uzaklaşınca nasıl ferahladıklarını falan görüyorsunuz. Onlar da bir nefes alıyorlar, oksijen alıyorlar ve bazı şeyleri belki daha iyi görmeye başlıyorlar. Dolayısıyla ara sıra yurt dışı nefes almak iyi gelir. Yurt dışından Türkiye'de yaşanan gelişmelerin çok daha objektif görülebildiği kanaatindeyim. Elbette belli konularda yani kutuplaşma ne seviyede, hayat pahalılığı ne seviyede, İstanbul'un trafiği ne seviyede bunu yaşamayan anlatamaz. Oturup da ben burada İstanbul'da taksi bulunamıyor, sorun çok başka bir noktaya geldi falan diye gevelersem gerçekten halt etmiş olurum ve siz de kapatın yayını yani. Bu konularda ahkam kesmeye başlarsam çünkü bunu yaşamayan bilmez. Ancak onunla yakapaça olanlar bilebilirler. Fakat Türkiye'deki yönetim krizi Sayın Erdoğan demekle geçiştirilecek bir konu değildir. Bunu bu şekilde kullanan insanları gördükçe gülüyorum. Yani sizin Erdoğan'a sayın deyip dememenizle durum değişmeyecek. Ya da AKP deyip AKP yerine AK Parti demeye özen göstermekle de durumu kurtaramayacaksınız. Yani size biçilen rol, sizi, sizin konulduğunuz yer belli. Yani AKP'ye AK Parti Erdoğan'a sayın demekle yırtamayacaksınız. Evet. O arada da Erdoğan'ın şeytanlaştırdıklarına ağzınıza geleni söylemekle de kurtaramayacaksınız. Yarın biliyoruz ki Erdoğan ve AKP devrilip gittiğinde ağzınıza geleni söyleyeceksiniz. O zaman da size bugünkü sayınlı AK Partili cümleleriniz hatırlatılacak. İfla olmazsınız ayrı bir konu ama bunu da bu şekilde belirtelim altını çizmiş olalım. Çok ciddi bir bozulma var ekonomide Türkiye'de. Fiyatlama mekanizması bozuldu. Yani artık vadeli işlemler durmuş, durmuş durumda. Yani TL bazında kimse vade yapmıyor. Ee, birileri tabi elbette sermayesini korumak için stoklarını tutuyor, adları stokçuya çıksa bile. Öbür taraftan vatandaş da o stokları eritme derdinde. Yani makarna istifleme, un istifleme, yağ istifleme derdinde. Yani vatan e, yani stokçuluk eleştiriliyor. E, fakat o stokçuluk fırsat buldukça vatandaşın kimi depolarında kendini buluyor. Yani her türlü bir stokçuluk hali var. Sermaye korumak maksadı sermayesini korumak maksadıyla üretici veya tüccar veya firma sahibi şirketler de bunu yapıyor. Öteki taraftan yarın öbür gün kıtlık olacak. Ya şeker bulamayacağım deyip vatandaş bunu yapıyor. Bunların hepsi ekonominin e, bozulmasının, raydan çıkmasının sonuçları ne orada stok yapana ne de orada stokçu işte e, şey yapan vatandaşa kızmayalım yani. Benzin kuyruklarını görüyorsunuz. Gecenin bir yarısında benzin gelmez, e, benzine zam gelecek ki benzine 1 lira zam geliyor, 1.02 falan zam geliyor yani. Benzin ve mazot gecenin yarısı zamlar güncellenecek, fiyatlar artacak diye insanlar kuyrukta. Ki şu anda hani AKP'lerin de söylediği gibi yokluk yaşanmıyor. Yani yarın öbür gün bu da olacak. Şu anda yokluk yaşanmıyor. Her şey var piyasada falan diye böyle övünüyorlar ya. Her şey var da piyasada şu anda. Alacak para yok. Sıkıntı da burada zaten. Ee, gelecekteki taleplerinin peşine düşen bir tüketici var. Bunu halledemeyeceksiniz ve o tüketici birer ikişer şu anda... Ee, satılan yağı şekeri belki edinebiliyor yarın bunu da edinemeyecek. İlan edilmemiş bir devalüasyon var. 4 iş gününde sadece 4 iş gününde %24 %25 TL değer kaybetmiş. Döviz değer kazanmış. Ben sterlinin fiyatını veriyorum. Her gün 1 lira artıyor. Ya sterlin 12 liraydı 13 lira oldu. 13 liraydı 14 lira oldu. 14 liraydı 15 lira oldu. 15 liraydı 16 gün bazen bir günde 2 lira arttı oldu şu son 4-5 gün zarfında bize ne İngiltere'den diyor arkadaş altına mesaj yazmış. Güzel kardeşim, orta çağda, yeni çağda 200-300 sene öncesinde kuyuyla su çekilen, işte tandırda ekmek pişirilen falan dönemleri yaşamıyoruz. Yani otlattığınız ineklerinizin sütüyle işte geçindiniz falan ya da bahçenize ektiğiniz nane, maydanozla patlıcan, biberle e, ne bileyim Domatesle beslendiğiniz falan dönemler geride kaldı. Gaz yağıyla ısındığınız falan. O gün de İngiltere'de ne oldu, Almanya'da ne oldu falan önemliydi ama şu anda çok çok önemli. Sterlinin geldiği yer önemli, Euro'nun geldiği yer önemli. Tek başına zannediyor musunuz ki dolar aldı başını gidiyor. Bulgar parası karşısında da değer kaybediyorsunuz. Değer kaybediyor paranız ve ondan dolayı Bulgar Bulgaristan'da temizlik temizlikçilik yapan kadınlar aldıkları 5-600 Euro'yu getirip Türkiye'de harcıyorlar. Burası daha ucuz olduğu için. Hemen her para bir, bir, birimi karşısında paranız değer kaybediyor ve Londra'daki tefeci piyasasında sizin döviz mevduatınız pazarlandı biliyor musunuz? Londra swap piyasalarında Türkiye'deki döviz mevduatı teminat gösterildi ve şu anda Kızıyorsunuz ben İngiltereden örnek veriyor, verince bize ne İngiltereden diyorsunuz ya sterlinden falan. Buradaki sıvap piyasalarında Türkiye'deki döviz mevduatı teminat gösterildi. Evet acı söylüyoruz ama böyle. Yarın yani Türkiye'deki döviz mevduatınızın döviz cinsinden mevduatınızın karşılığı yok bankalarda. Yarın almaya gittiğinizde, çekmeye gittiğinizde kafalarına göre bir kurdan çevirip verecekler size. Onun için İngiltere önemli. Öyle bize ne Almanya'dan, bize ne Fransa'dan, bize ne Amerika'dan, bize ne Kanada'dan demeyin. Hepsi önemli. Bunu anladığınızda çok geç olacak. Bizler bunu belki biraz erken anladığımız için bu uyarıları yapıyoruz. Bir kulağınızdan girdi, öbüründen çıktı. Konforunuz konforunuz bozulmadığı için bugüne kadar. Ve bozulunca şimdi göreceksiniz döviz cinsinden mevduatın risk altında olduğunu, Türkiye'de işte yapılan yatırımların evden arabaya öbürüne berikine kadar bir yığın uyarı yapıldı burada. Bu ekranlardan yapıldı. Dinlemediniz. Hikaye okuyorsunuz dediniz ama gelinen nokta ortada. İngiltere ile başlayacağım yine. Çok hızlı geçeceğim. Fakat bütün bunlar hepsi bizi ilgilendiren meseleler. Londra'daki otobüs bileti fiyatlarından bahsetmiyorum. Genel global konulardan bahsediyorum. Önce 31 olarak açıklandı sonra 27'ye düştü. İngiliz Kanalı'nda bir mülteci botu battı. Muhtemelen bir konteyner gemisi çarptı ve 27 kişinin öldüğü resmen açıklandı. 27 insan İngiliz Kanalı'na Türkçe adıyla Manş Denizi'nde e, boğuldu. Kurtarma çalışmaları başladı vesaire. Ve İngiltere'de bu konu gazetelerin manşetindeydi. Daily Mail ki çok satan gazetelerden tabloid gazetelerden biridir. Diyor ki siz izin verdiniz kaçakçılar cinayetine yani kaçakçıların insan öldürmesine, kaçakçı cinayetine izin verdiniz diyor. İzin veren kim? İşte bakın şurada Fransız polisi bekliyor ve mülteciler botla onların önünden geçiyorlar ve kanala açılıyorlar. Bu kadar çok geçiş olunca da ister istemez cinayet oluyor. Yine Daily Mail iç sayfada Fransız e, güvenlik güçlerinin botların geçişine nasıl izin verdiğini nasıl seyirci kaldığını çoluk çocuk böyle göstermiş. Burada da işte çoluk çocuk nasıl geçiyor görüyor. Ölen insanlar içinde 27 ölümün ölüm var. 5'inin e kadın ikisinin çocuk olduğu ifade ediliyor. Böyle geçiyorlar. Bu bütün her yerde yaşanan bir dram. Avrupa, kıta Avrupa'sında da yaşanan bir dram. Akdeniz'de de yaşanan bir dram. Evet burada Manş Denizi'nde Kalay açıklarında ee, bot batıyor. Burası yani Kalay ve Dover arası kuş uçuşu 21 mil. Fakat bir botla hani kuş uçuşu geçmiyorsunuz siz böyle ça e kestirmeden geçmiyorsunuz. Dönerek yani bir yol alıyor ve botun aldığı yol 30-35 mili yer yer 40 mili buluyor. Evet. İşte burada da gene gazetelerde Fransız polisinin geçen e mültecilere nasıl şaşış kaldığını veya seyirci kaldığını gösteriyor insanlık traje, trajedisi demiş Daily Mirror. Evet. Özgürlük mü ölüm mü? Evet bu başlık iç sayfa başlığı. Burada da İngiltere'ye geçen mültecilerin 2021 yılında kırmızı grafik nasıl 25 binlere tırmandığını gösteriyor. 2019'da yatay seyrederken 2020'de kıpırdanmaya başlamış. 2021'de böyle. Bunda tabii Brexit'in Fransa'nın kapakları açmasının falan etkisi var. Şu anda da timsah gözyaşı döküyorlar. Her iki tarafta timsah gözyaşı döküyor. Fransa baş Başkanı demiş ki işte efendim çok üzgünüz. Gerek, işte şeyler hakkında sorunlar hakkında işlem yapacağız. İşte efendim her iki tarafta İngiltere ve Fransa tarafında devriye ler artmış devriye botları sahil güvenlik neyse ne diyorsan ne, ne, ne deniyorsa adına İşte efendim göz açtırılmıyormuş falan filan yani her iki ülkenin karşılıklı e, polemi bir eksit öbürü beriki ticaret karşılıklı böyle bir takım çıkarlar bir taraf kapakları açınca mülteciler çıkacak öbür tarafta da işte birileri de almamaya çalışacak arada da mülteciler e, iğreti botlarla bir can pazarı yaşanıyor. Adeta Manş Denizi'nde ve hayatlarını kaybediyorlar. Evet. Yani o arada Almanya'da e, koalisyon sözleşmesi tamamlanmış. Güzel bir haber. 8 yıl olan vatandaşlık süresi 5 yıla indirilecek. Yasin Keser'in paylaştığı tweetlerden okuyorum. Belli entegrasyon süreçlerini tamamlayanlara 3 yılda vatandaşlık verilecek. Normalde 5 yıl olan süresiz oturum imkanı 3 yıla indirilecek doğan çocukların, Almanya'da doğan çocukların doğrudan vatandaşlık hakkı elde etmesi de kolaylaştırılıyormuş. Keşke her yerde böyle olsa. Özellikle nitelikli göçmen, yani yardım almayan, üretime katılan, vergi ödeyen nitelikli göçmenlere süratle oturumlar verilebilse ve onların süresiz oturuma kavuşmaları ve ondan sonra da arzu edenlerin vatandaşlık hakkına kavuşmaları bir an evvel temin edilse ama maalesef e, nitelikli göçmen söz konusu olduğunda Avrupa'da, benim yaşadığım İngiltere'de de muazzam bir e, vurdum duymazlık var. E, vergi ödeyen, e, burada ortalama bir İngiliz'in üstünde standartlarla yaşayan e, ve vatandaş olmaya çalışan, e, kanunlara saygılı, kurallara saygılı, bütün yükümlülükleri harfiyen yerine getirmeye çalışan insanlara maalesef e, bırakın süresiz oturumu, vatandaşlığı, geçici oturum hakkı bile e, tanınırken baya bir nazlanıyor içişleri göçmen idaresi her neyse İngiltere'de çıkıyor bu haberler e, ben ben İngiltere'de yaşadığım halde maşallah güzel cesur konuşuyorsun falan diyenler var e, biz her şeyi söyleyebiliyoruz ve söyleyebilmek için çıktık burası yani e, bu konuda benim konuşmalarım benim e, yaptığım açıklamalar ne İngiliz demokrasisine ne İngiliz gazeteciliğine ters onu da söyleyeyim. Mesela böyle bir haber çıktı. Yani Britanya'nın e, sahte e, göçmen krizi diye ve Britanya'nın e, Manş Denizi'nde batan göçmen teknesinden çok da müteessir olmadığını falan anlatan e, haberler, kritikler var, yapılıyor. Şimdi dönelim seçim yapmam derseyle. Guardian'da da haber var Türkiye'deki krizle ilgili. Birazdan bakacağız. Abdülkadir Selvi'nin yazısı çok konuşuluyor ama şu bölüm daha dikkat çekici diğer konulardan. Yani artık olay kopmuş durumda. Yandaşlar direkt artık altına imza atıyorlar yandaşlığın. Bu da öyle bir imza. Erdoğan bu ülke için çok büyük hizmetler yaptı. Erdoğan'ın bu ülke için yapacağı çok daha büyük hizmetler var. Onu dolar kuru üzerinden tasfiye etmek isteyenlerin kurduğu kumpasa geçit vermemeniz gerekiyor. Başka Erdoğan yok demiş. <laughs> Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek. AKP-MYK toplantısında böyle bir e, görüş ağır basmış efendim. Durum 3-4 aya çözülecek, e, kurtuluyoruz. Gizem Krakış, Karakış da utanmadan böyle bir haberin altına imza atmış. Hadi yarın da diyecek ki ne yapalım orada konuşulmuştu. Ben de onu yazdım. Peki. Mehmet Barlas bugün acayip fantaziler devam ediyor. Çünkü bu hemen kritik edilmeye başladığında fantazi yaptım ben diyor. Mesela diyor şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan emir verip dese ki yeni Türk lirası çıkarıyorum. Bir Türk lirası bir dolara eşittir. Türk lirasının taban faizi de yüzde yirmi beştir. Evet. Gerçekleri bilelim. Sonra tabii o da altını çizmiş biraz evvel Abdülkadir Selvi'nin yaptığı gibi AKP yöneticileri bu dönemde birlik olmalı. Çevreden gelen safsatalarla Cumhur İttifakı'nın yıpranmasına izin vermemeli. Evet. Ahmet Hakan geri durur mu? Fitne zamanı. Fitne zamanları için tavsiyem şudur. Yürüyorsan duracaksın, konuşuyorsan susacaksın, ayaktaysan oturacaksın. Herkes layığını yapıyor işte. O arada faiz indirimine devam mesajı verilmiş efendim. E, Merkez Bankası Başkanı da e, bankacılarla görüşecekmiş. Biraz evvel söylediğim hikayeler geliyor, gelmekte olan e, bankalara gene talimatlar gidiyor vesaire. Ama e, Guardian'ın haberini okuyalım e, ki bu arada e, Türkiye'de değil. E, Yabancı basında çıkan haberler, Türkiye ile alakalı haberler çok daha dikkat çekici ve gerçeği resmediyor. Gardi'nin başlığı şu. Erdoğan'ın diyor kurtarma kumarı, <laughs> kurtarma planı veya Erdoğan'ın kumarı neyse enflasyona e, görülmemiş e, sıçramalar yaşatıyor. E, kesinlikle öyle. E, Türk lirası diyor fotoğraf üstü haberde. Bu sene, sadece bu sene, yılın ilk 10-11 aylık döneminde %40 değer kaybetti diyor. O arada 10 milyar dolar yatırım geliyor diye gazeteler gazeteciler, neyse basın seviniyor. E, yandaş medya da seviniyor. Şimdi bu fotoğrafta Birleşik Arap Emirlikleri Prensi El Nahyan var. Ankara'ya gelmiş efendim. Yani Erdoğan'ın yüzündeki ifadeye baksanız o zaten her şeyi anlatıyor. İşte düne kadar siz Birleşik Arap Emirlikleri'ne şunu dediniz, bunu dediniz filan falan. Hey para! Sen nelere kadirsin? Sen hangi kapıları nasıl açıyorsun? Hoş daha düne kadar işte ne zaman bu atmış bu TV? 20 Ocak 2020'de İbrahim Karagül, Yeni Şafak'ın tetikçisi. Bu adamı durdurmak en büyük terörle mücadeledir. Orta Doğu'nun terör trafiği bilmem kim işte bu adamda kesişiyor filan diye böyle fotoğrafını basıp şey yapıyordu. Her şeyde bu adam var. Yemen'de, Suriye'de, Libya'da, Kaşıkçı cinayetinde, savaş suçlarında. Duruyor hala o tweet. Bir diğeri de bu. İsmini bile anmaya değmez. 15 Temmuz'u fonlayan körfez ülkesi. Kendi de cevabını vermiş Birleşik Arap Emirlikleri diye. Bu da yeni bir haber. Eee... Nereden şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Rusya'ya nasıl atladın diye soracaksın. Şöyle atladım. PKK heyeti Moskova'da resmen kabul edilmiş. Bu bugün Hürriyet'in iç sayfasından kestim bu haberi. Rusya teröristle temasını sürdürüyor diyor üst başlıkta. Sergey Lavrov İlham Ahmet'le görüşmüş. Bu da fotoğraf. Bakın büyüttüm biraz görün diye. İşte burada da heyetler arası görüşmede şeyde işte fotoğraf var. Masanın iki tarafı filan. Diyor ki Moskova yönetimi bir yandan Suriye iç savaşına yönelik Türkiye ile çözüm ortaklığı iddiasında bulunurken diğer yandan Dışişleri Bakanı Lavrov terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarını Moskova'da kabul etti. Hatırlayın Suriye'de, Irak'ta, şurada burada Amerikalı bir asker, Amerika ile papaz olduğu dönemlerde Türkiye'nin Amerikalı bir asker işte Mazlum Kobani ile öbürüyle Beriki ile bir YPG komutanıyla bir PKK'lı ile veya PYD'li ile Salih Müslim'le neyse görüştüğünde fotoğraf verdiğinde hemen böyle yeni şafaklara akşamlara sabahlara falan çıkıyor işe geldiği günlerde. Ama Rusya Dışişleri Bakanı PKK heyetiyle kabul Moskova'da görüşüyor ve bu görüşmeler hep devam ediyor. Belli periyotlarda hep oluyor. Bir hürriyet çok da fazla böyle yorum yapmadan iç sayfada gömmüş haberi. Diğerlerinde tık yok. Evet. Kerim Has e, dolar yasaklansın demiş efendim Perikçe, Perinçek. Onun üzerine şu e, yorumu yapmış diyor ki Perinçek yine baltayı taşa vurmuş. Rusya böyle bir şey istemez hatta rahatsız olur doğalgazdan doğal nükleere Rusların Türkiye'deki bütün enerji yatırımlarının ödemesi dolarla. S-400'leri bile 2,5 milyar dolara aldı Erdoğan. Rus turistlerin kazancından hiç bahsetmiyorum bile. Erdoğan demişken Metropol dumanı üstünde bir açıklamayla Erdoğan'ın görev onayını açıkladı. Erdoğan'ı onaylayanlar 39.3 onaylamıyorum diyenler 54.5. MHP'lilerin %35'i de onaylamıyor Erdoğan'a. Yani ittifakta da çatlak var bakın. MHP'lilerin %35'i, AKP'lilerin sadece %91.7'si evet onaylıyorum diyor. AKP'lilerin %5.3'ü onaylamıyorum, %3'ü de cevap yok, fikrim yok demiş. Erdoğan'ın görev onayı %54.5 ile e, tüm zamanların gerçekten en zayıf noktasına doğru gidiyor 7 Haziran milletvekili seçiminde %58.6'ymış. En düşük o. Ondan sonra da bir daha zaten o noktaya gelmemiş. İlk defa bu noktayı tutuyor. Geçen son araştırmada %56.2'ymiş. Şu anda %54.5 seviyesinde Erdoğan'a görev onayı vermeyenler. Can Dündar 2001 krizi Erdoğan'a iktidar kapısını açan krizdi. Geldiği yoldan gidiyor şimdi. Hayır katılmıyorum. Geldiği gibi gidiyor diyen sadece Can Dündar değil, Profesör Doktor Korkut Borat Boratav Erdoğan'ın son açıklamasıyla balonun patladığını kısa sürede e, kemer sıkmayı öngören bir programın gündeme geleceğini söylemiş filan. O arada katılmıyorum demişken anlatacağım. CHP yönetimi BBC Türkçe'de Ayşe Sayın'ın haberi iktidarı seçime zorlamak için hangi adımları atacak diye başlık atmış ama bence başlık o değil. Çünkü ara başlık daha güzel bir başlık olurmuş. Bakın ağır ekonomik buhran gerekçesiyle o hal kaygısı. CHP'nin yaptığı iç toplantıda bazı MKYK üyeleri şunu söylemişler. CHP'nin ve ekonominin ekonomi çevrelerinin uyarılarına karşı iktidar yanlış politikalarını bile isteye inatla sürdürüyor. İktidar anayasanın 119. maddesine göre ağır ekonomik buhran gerekçesiyle o hal ilan etme yoluna gidebilir ve seçime de o halde gidilebilir Böyle bir kaygı dile getirilmiş. Yine CHP'deki iç toplantıda ee, sokak eylemleri kontrolden çıkarsa, kriz derinleştikçe eylemler artabilir, kontrolden çıkabilir, provokasyonlara açık ortama dönüşebilir. Yaşanacak kaos ortamı iktidarın kendi lehine kullanabil, kullanmaya çalışacağı görüşü de ağır basmış. İşte o halle paralel olarak düşünün. Fikri sağlar. Cumhuriyet'ten getiriyorum. Tele 1'de konuşmuş. Tele 1 televizyonla konuşmuş. Erdoğan seçim yapmam derse ne yapacaksınız? Güzel soru. Türkiye'de 2023 seçimler öncesi gelinen tabloyla ilgili Tele 1'e açıklamalarda bulunmuş. Aynen şöyle demiş. Bu yaşanan olaylardan sonra Türkiye bir hukuk devleti, Türkiye'de demokrasi vardır diyebilir miyiz? Devletin bütün kurumları tamamen bir kişiye bağlanmış durumda. Devlet AKP'nin işgali altında. Bizler de AKP'li değilsek müthiş bir baskıyla karşı karşıyayız. Peki buna boyun eğecek miyiz? Ben haklarımı nasıl koruyacağım? Seçime gitmenin bugünkü koşullarda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Erdoğan'ın kararından geçtiğini belirtmiş. Bana kalırsa her akşam borazan gibi konuşan televizyon kanalları Millet İttifakı'nın adayını konuşmak yerine AKP'nin adayını tartışmalılar. Anayasa açık bir kişi üçüncü defa aday olamaz diyor. Evet. Muhalefet seçimi zorlamalı. Son cümle, onu da okuyup bitirelim. Halkı umutlandıracak, cesaretlendirecek adımları öbürü acaba ne yapar diye sinip atamazsanız, o zaman halkı harekete geçiremezsiniz. Aklın cesaretle beraber kullanılması gerekiyor ve bunu kullanmazsanız o zaman hiçbir şey yapamazsınız. Seçimi beklersiniz, Godo'yu bekler gibi. Seçim gelir mi? O ayrı mesele. Seçim yapmam derse ne yapacaksınız? Güzel soru seçim yapmam derse ne yapacaksınız? Geldiği gibi gidiyor, fikrine katılmıyorum. Ee, gitmemek için her türlü önlemini aldı. Evet, AKP ekonomik krizle geldi. Ondan önceki iktidar ekonomik krizle gitti fakat ondan önce iktidarların seçimle değişme geleneği vardı. Seçimi kazanan partinin hükümeti kurması vardı. hükümeti kuramazsa diğer partilerin bir araya gelip hükümeti kurması gibi bir parlamenter gelenek vardı. Ne bileyim 6 kere giden 7 kere gelen Demirel vardı. İki dönem tek başına iktidardan sonra Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde ANAP'ın partisi ANAP'ın seçimi kaybetmesiyle yapayalnız kalan bir Turgut Özal gerçeği vardı. Aynı şekilde Süleyman Demirel de partisi seçimi kaybedince köşkte yalnız kaldı. Yani seçimle gelen seçimle giden Erbakan gerçeği, Mesut Yılmaz gerçeği, Tansu Çiller, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş hangi birini sayayım? Koalisyonlu modeller, olmayan modeller, tek başına tek parti iktidarı vesaire. Bunlar vardı. Ama artık yok. Dolayısıyla ee, evet. Tencere kaynamazsa iktidarın suyu ısınır ve ee, eğer vatandaşta ekonomik bir sıkıntı olursa, mutfakta yangın çıkarsa vesaire iktidardan desteğini keser. Vatandaşlar güçlünün yanında olurlar. Bunların hepsi güzel laflar. Ee, ne bileyim, beylik laflar. Yani e, krizle gelip krizle gitmesi, e, işte ne bileyim, mesela şöyle cümleler de duyuyorum. ''Türkiye'nin tarihinde 4 yıl üst üste iktisadi buhran yaşayıp da seçim kazanan yok.'' Bu cümleler kuruluyor evet ama yani katılıyorum fakat şu anda durum farklı. Yani şu anda iktidarın her alanına çöreklenmiş, bütün bürokrasiyi, bütün mekanizmaları kendine çevirmiş, uyuşturucu ticaretinden yasa dışı her türlü e, ticarete, e, Suriye politikasında oradaki Afrin'deki zenginlikleri yağmalamadan e, bürokrasinin her kademesinde e, tutmuş ve orayı yemleyen yüksek seçim kurulunu, Dön, dönüştürmüş Yüksek Öğrenim Kurumunu dönüştürmüş Rütükünden Diyanetine her yerine dönüştürmüş Yurtdışı Temsilcilikleri Anadolu Ajansından TRT'ye Böyle dönüşümlere imza atmış Ve hepsini kendine kul köle yapmış bir idareden Ve iktidardan indikten sonra da Yargılanacak bir iktidardan bir rejimden o rejimin başındaki Erdoğan ve çevresinden bahsediyoruz. Biraz evvel getirdim kimi gazeteci müsveddelerini. Yani Abdülkadir Selvi, Mehmet Barlas, Ahmet Hakan falan. Erdoğan e, kafa üstü devrilip gittikten sonra olabilecekler mi kalabilecekler mi? Ondan böyle yakapaçı oluyorlar, ondan böyle yazılar yazıyorlar. Biliyorlar onunla beraber kendi dönemlerinde biteceğini ve artık sokağa çıkacak halde, e, hal kalmayacağını. Dolayısıyla bu e, büyük bir ekip sayıları bir, bir kavle göre binlerle, bir kavle göre on binlerle, bir kavle göre yüz binlerle ifade edilebilecek bir ekip. Dolayısıyla seçim yapmam derse ne yapacaksınız? Bu soruya cevap vermeniz icap ediyor. Onun için geldiği gibi gidiyor fikrine katılmıyorum. Öznur kalender çizmiş, yeni paylaştı bugün. Dolar 3 lira olursa gelin yüzüme tükürün diyen dahi ekonomistin yeni bir önerisi var demiş. Bu insanlar egemen. Şimdi ya öyle ilişkiler iç içe girmiş durumda ki işte en son Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sıkıştırdılar güya muhalefet. Yani iktidarın e, palazlandırdığı isimlerden biri Paramount Otel, Sezgin Baran Korkmaz öbürü Beriki devleti tokatlamış bilmem ne. Sonra da gitmiş İnan Kırancın, Kıraç'ın holdingindeki eee işte o o holdingden ayrılan Naum'un hisselerini almış da işte efendim Cinan da yahu başım belada holdingin %45'i gitti diye hükümete müracaat etmiş. Müracaat ettiği isim de Yiğit Bulut. O da 6 milyon gibi bir nafakayı indiriyor o arada, komisyonu indiriyor. Sonra da işte sergin Baran Korkmaz ne bileyim İçişleri Bakanı makama çağırıp işte diyor ki vazgeçeceksin bu hisseden diyor ve Sezgin Baran Korkmaz da bir bardak su içiyor. İnan Kıraç bir yanda, Yiğit Bulut bir yanda Sezgin Baran Korkmaz bir yanda öbürü beriki Süleyman Soylusu, şusu su saray. Her biri ayrı bir meşrepten, her biri ayrı bir siyasi görüşten ve her biri de ayrı noktalara hizmet eden insanlar topluluğu. Bu anlattığım, özetine geçtiğim 3-5 cümlede olay her birini hayat boyu çıkmamacasına e, zindanda yatırır. Bu sadece biri devede kulak, denizde damla, okyanusta damla yani. Zannediyor musunuz ki e, seçim yapmam derse veya işte seçim masasını devirirse. Sosyal ağlarda çokça dolaşıyor bir börekçi, camına asmış bir çuval un hambal yağı, boyoz yağı, susam 3'e katlanmış. 3 ayda. Yani <laughs> börekçinin enflasyonu %300. Yani bundan dolayı diyor zam yapacağım diyor. Mazur görün diyor. Keşke herkes böyle yapsın. Artık benzine zam değil benzine zam yok açıklaması haber olmaya başladı. EPDK bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değil dedi. Ülkenin geldiği nokta. Söylersiniz, anlatırsınız kayıt düşersiniz 25 Kasım itibariyle. Başta söylemiştim İngiltere'den bize ne diyenlere Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Erdoğan Londra'daki tefecilere hizmet ediyor. Sen Hani sen yerliydin, hani sen milliydin. Ya yani ne biliyorsan açıkla. Neydi Neyi, neyi tutuyorsun? Hadi 8 sene sonra 17-25'i kabul ettin. Öbürü belki işte bir milletvekilinin ağzıyla 50 milyar dolar götürmüş AKP falan. Bunları anlatıyorsunuz. 8 sene sonra imana geldiniz. Okey. Bari şimdi yani neyse bu Londra, tefeciler falan anlatın yani millet bilsin. Bunu da mı bunun için de mi 8 sene bekleyeceğiz? Son bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına İzzet Özgenç'in e, ceza hukukçusu düştüğü notla bitireyim manşeti bugün. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biliyorsunuz Türkiye'de Türkiye'den e, başvuran 400'ün üzerinde hakim ve savcı hakkında hak ihlali kararı vermişti. İzzet Özgenç demiş ki: Bir hakim ve cumhuriyet savcısı, bir yüksek mahkeme üyesi herhangi bir suç işleyebilir ancak asla terör terör suçuyla suçlanamaz. Meğer ki 15 Temmuz 2016 tarihli mal, malum darbe teşebbüsü suçunun işlenişine iştirak etmiş olsun. Bütün bu konulara ilişkin değerlendirmeler, bilgilendirmeler tarafından ilgili kamu otoritelerinin nezdinde sözlü olarak Yazılı ve metin halinde yapılmış hatta kitap içinde yayınlanmıştır diyor. Hakim ve savcılığı, hav savcıları terör suçuyla suçlayamazsınız. Görevlerini kötü kullanmakla ilgili olarak işletilecek e, mercilerde, mecralarda bellidir. Onun altını çizmiş e, İzzet Özgenç. Dün bahsetmiştim fikri takip. Interpol'ün yeni başkanı işkenceyle suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri'nden General Ahmet Nasır El Reisi olmuş efendim. Uluslararası Polis Teşkilatı'nın İstanbul'da yapılan başkanlık seçimlerini Frans, Türkiye ve Fransa'da işkence gerekçesiyle hakkında iki ayrı suç duyurusu bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nden General Ahmet Nasır El Reisi kazanmış. Birleşik Arap Emirlikleri'nde siyasi mahkumlara ve muhaliflere yönelik işkence iddialarına sessiz kalmakla suçlanıyor. Interpol'ün başına gelen isim. Ya dünya nereye gidiyor diye düşünüyor insan bazen. Ne yapacağız bu dünyada falan ya çıkış da yok falan diye düşünüyorsunuz. Bir diğer konu da şu çok denseyi karartmayın. Polonya Anayasa Mahkemesi bunu da Doçevele Türkçeden okuyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni geçersiz sayıyor efendim. Polonya ile Avrupa Konseyi, e, konseyi arasında hukuk krizi büyüyor. Polonya Anayasa Mahkemesi yargı reformu ile ilgili olarak yaşanan tartışmada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir bölümünün Polonya yasalarıyla bağdaşmadığına hükmetti filan diyor. Haberi okursunuz detayı. Polonya Avrupa Birliği üyesi. Yani birlik üyesi. 27 ülkeden biri. Avrupa Konseyi'nde taraf, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde taraf ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yani dolayısıyla bu ülkelerin yani bu ülkeler bazen insan gerçekten notku tutuluyor. Avrupa Birliği çatısı altında bağlılar. Artı imza attıkları sözleşmeler Türkiye Anayasası'nda da var. İmza attıkları sözleşmeler iç yasalarla çakıştığında uluslararası sözleşmeler geçerlidir diye maddeler var. Bu maddelerin altında birleşmişler. Şimdi diyor ki Polonya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir bölümü Polonya yasalarıyla bağdaşmıyor. Dolayısıyla ben ahim kararını uygulamıyorum kardeşim diyor. Bu tür şeyleri düşününce, görünce de soruyorsunuz dünya nereye? Evet. Ama işte Almanya'da gerçekten ümit verici bir şey oldu. Euronews'ta detaylarını okursunuz. Yayın içinde de bahsettim vatandaşlık almayı ve kalifiye eleman göçünü kolaylaştırıyor. Misafir işçilerin çocuklarına vatandaşlık verilmesi, kalifiye eleman sıkıntısını aşmak için vizelerin kolaylaştırılması şey maddeler, ara başlıklar Euronews'tan okursunuz. Bunlar da yani bugün belki dişe dokunur bu mevzularda en güzel haber Almanya'dan geldi diyebiliriz. Böylelikle bir yayını daha noktalıyoruz. Bir sonraki manşette görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.